Fuat Akdağ ve Tümer Metin'le Dahası Da Var başlıyor. Bu bölümde Genel Kurul'a tedbir kararı. Yabancı Merkez Hakem Kurulu mu geliyor? Arda Güler yeterli süreyi alıyor mu? Şimdi söz Fuat Akdağ ve Tümer Metin'de. Merhaba değerli seyirciler. Yemek Sepeti'nin sunduğu Dahası Da Var başladı. Tam programa giriyorduk. Galatasaray'da mahkeme şoku, seçim iptal haberiyle sarsıldık. Ha? Ne diyorsun? Yoksa... Ya şimdi şöyle olacakmış. Hani bu nereden çıktı bu seçim iptal hikayesi denilebilir. Bir valiliğin açtığı bir dava vardı. Şeyde genel kurulda bir usulsüzlüğe yapıldığına dair ama içeriğini bir türlü öğrenemedi. Kimse bilmiyor. O mahkeme sonucunda da o genel kurul iptal ediliyor. Dolayısıyla da seçim de iptal ediliyor. Şimdi saat 3'te, biz şu anda 3'ten daha önce bir saatte kayda başladığımız için bugün öğleden sonra bir başkan adayları, Sayın Başkan Burak Elmas, Eşref Hamamcıoğlu ve Metin Öztürk divan başkanıyla da birlikte bir toplantı yapacaklar ve o seçim iptal kararının iptal edilmesi yönünde bir başvuruda bulunacaklar. Peki Burak Elmas'ın istifa etmesi gerekiyor kısmı nasıl? Ya şöyle, Burak Elmas... Tekrar seçim yapılabilmesi için mi? Tabii, eğer şimdi genel kurul iptal edildiği bir rahatsızlık kararı ortadan kalktığı için seçim kararı alınmıştı. O seçim kararı Kongre iptal olduğu için seçim kararı şu anda ortadan kaldırıldı. İhtiyati tedbir kararı olarak. Dolayısıyla şu anda seçim yapılamıyor. Ama o ihtiyati tedbir kararının kaldırılması için Sayın Başkan ve diğer başkan adayları bir araya gelip Divan Başkanı ile birlikte bir başvuru hazırlayacaklarmış. Bu şu anlama geliyor. Zaten Sayın Burak Elmas'ın bir açıklaması vardı Divan Kurulu'da. Bu benim son konuşmam başkan olarak demişti. Yani bu seçim iptal edilse de edilmese de başkan istifa edecek. Evet. Zaten bırakacağı mesajını vermişti. Dolayısıyla bu şimdi de seçim yapılsın. Benim başkanlığım çok sona ersin diyor. Çok saatler sürmüştü genel kuruldaki bu ibra seçim hikayesi. Bir de aynı mesai verilecek mi? Bunun kanuni yönden legal olarak bir prosedürü var mı? Orasından pek emin değilim. Dün akşam TV'de Erkut'la yayın yaparken şunu konuştuk. Adını andık. Dedik ki Fuat Akdağ geldi, program yapalım dedi. Dedim ki tamam yapalım, anlaştık. Kaç gün yapacağız? Haftada 2 gün. Dedim ki abi 2 gün ne konuşacağız yani? Bu kadar gündem olur mu? Şimdi bakıyorum abi her gün başka bir şey. 3'te ya yaparsın, 4'te yaparsın. Şuradaki gündemi biz bunun hani tamamını sadece detaylı sayfanın konuşmaya... bir tanesini bütün bir program konuşabiliriz. Yani şu Galatasaray'daki şu gelişmeleri hele ya inanılır gibi değil. Gerçekten akıl sır ermeyecek şeyler oluyor Türk futbolunda. Ya olmaya da devam ediyor. Ya evet ya. Yani şimdi bu hani şu şey meselesinde şimdi dün Galatasaray maçı Galatasaray 2-0 yendi ve Torrent'in açıklamaları var mesela. Hani o üzerinde konuşulması gereken bir şey. Ya. İşte diyor ki mesela Türk futbolundan dünya şampiyonları geçti, Avrupa şampiyonları geçti. Onlarla devam edilmediğini gördük. Birçok büyük kupa kazanmış olan prestijli hocalar buradan 3 ay sonra gidiyorsa bu Türk futbolunun kendisine sorması gereken bir soru. Ben %100 katılıyorum Tümer buna. Tamam. Bu doğru bir laf. Yani Torrent'i eleştirmemize mani bir durum değil ama bu söylenen şey de yanlış değil. Doğru doğru. Kimse aksini savunmuyor Torrent'in söylediğinin. Ama çok önemli tespit bir mesele. Tespit doğru da. Bunun yaptırımı bizim ülkemizde mümkün değil. Aynı Torrent bundan bir hafta önce, şimdi Torrent'i eleştirelim, nasıl eleştirelim? Dün Malatya Spor'a galip gelsen ne olur, gelmesen ne olur? Hafta içi Dinamo Kiev maçı, Ayhan Akman'ın oğlu 70'te oyuna giriyor. Dün bakıyorum kadroda hala 2 tane kaleci var, Mustara kaledeyken. Bir tane genç oyuncu yok, oyuncu içeri oyuncu atmamışsın, sezon sonu ayrılacak oyuncu olan oyuncularınla 11 başlamışsın. 70 dakika, 80 dakika onları oynatmışsın. Ve aynı Torrent geçen hafta Türkiye'de sadece sonuçların önemli olduğunu,
plan, proje, her şeyin rafta olduğunu sonuçlarla. Doğru, öyle söylüyor ve diyor ki bir de madem böyle diyor, ben de maçlarıma tamam, bakarım o zaman. İşte bu kadar. Şimdi adam kendi istatistiğine neden oynamasın? O zaman niye Ayhan Akman'ın oğlu Hamza şu Malatya maçında forma şansı bulmuyor diye söylemeye hakkımız yok. Adam da şu, ben de diyor başkan değişirse muhtemelen olmayacağım. Beni tercih etmeyecekler. O zaman gideceğim yere kendi istatistiğimle gideyim. Malatya'yı yenmiş, puan ortalamasını bir tık yükseltmiş adam evet. olarak gideyim diyor. Evet. Şimdi bunu açık açık da söylüyor. Uydun mu sisteme? Uydun. Hayır, sistem buysa ne yapayım diyor. Tamam, bu burada işte projenin yani. Bir anlamı yoksa diyor. Hep bir sonraki maça bakacaksak diyor. Öyle yapayım o zaman diyor. Ya Fuat abi, proje nasıl olabilir ki? Biz sezon başı seçilen başkan sezon sonunu görmüyor. Şimdi sen Burak Elmas'ın bu başkanlıktan uzaklaştırılması sürecini anlayabildin mi Tümer? Anladım. Yani ben anlamadım. Hoca ile ilişkiyi kesersen... Şimdi gene bir anlamadım, atıyorum ortaya. Ben, hadi bakalım. Ben basitçe anladım. Hoca ile ilişkiyi kesersen başkanlıktan uzaklaştırılırsın. Sadece bu mu geldi? Neden? Bence sadece bu. Hoca ile geldin çünkü Sayın Burak Elmas. Hoca seçim kozundu. Ben hocayla çalışacağım dediğin için, buna da kimse hayır demediği için. Çalıştı hocayla. Tam olmadığı dakika devamlı çalışsın. Olmayınca da devamlı çalışılsın isteniyor. Niye? İşte bu başkan ya. Niye? Bak doğru veya yanlış. Bak yine tekrar benim bana göre yanlış karardı. Tamam. Ama başkanın verdiği bir karar. Ve ben bunun da arkasındayım. Başıma geleceklere de razıyım dedi. Al başına gelecekleri tahmin etmiş zaten. Bu zaten yani bundan sonra doğacak, bunun oluşturacağı tezahürü çok zor değil anlamak. Başkan da biliyordur. Bizler de kamuoyunda bu işi izleyen, takip edenler olarak biliyorduk böyle olacağını. Çünkü ülkenin dinamikleri bu şekilde işliyor. Ya şimdi bağlayalım konuları birbirine. Sayın Ferhat Gündoğdu istifa etti. Evet. MHK başkanı. Geleceğiz ona. Ya Fuat abi, hangi proje? Neyin projesi ya? Günlük tam bir işler kaos. Var işte yani. Günlük dönen bir düzenek var orada. Ya onu da becerebilseler ona da ses etmeyeceğim de. Ama tamam, planın yok, programın yok, bir uslubun yok, bir şeyin yok. Eyvallah. Hadi kabul ediyorum. Günlük işlesin. O da bir yöntem diyelim ki. Onu da beceremiyorsunuz. Tamam. Şu anda Federasyon MHK Başkanı kim biliyor musun? Şu anda evet. Görev Sabri Çelik'e verildi evet. Tekrar. Yani iki gündür Sabri Çelik var. MHK'nin başında. Aynı Sabri Çelik 2019'da 6 ay MHK'de kalabilmiş. Evet. Dur geleceğiz. Bir şu hani Galatasaray şuradaki gelişmeleri önce. Gerçi her şey iç içe olduğu evet. için sen de evet, haklısın yani. Tabii. Hepsi birbirine bağlı. Ya ben bakıyorum şimdi. Şu Burak Elmas meselesine ben çok gerçekten kafayı taktım. Neden bu kongrede Burak Elmas istenmedi? Sorusunun ibrasızlık. Çünkü Galatasaray ya öyle bir hale geldi ki, öyle bir kaotik durum var ki her kulübün kendi bir şeyi vardır, bir meşrebi vardır Türkiye'de. Beşiktaş başkadır, Fenerbahçe başkadır, Galatasaray başkadır. Galatasaray'ın meşrebine uygun olmayan şeyler yaşanıyor son yıllarda. Tamam. Yani bir başkan seçilir Galatasaray'da ve herkes onun etrafında toplanır, herkes başkana destek olur. Tamam. Tamam. Başkan da başarısızsa zaten kendisi uzaklaşır vesaire. Hani orada büyükler vardır, abiler falan. Onların sözleri çok önemlidir ve çok geçerlidir. Ya abiler yaşlandı, artık söz dinletemiyorlar. Bu ibrasızlık falan ortaya çıktı. Bir sürü bak usulsüzlük olmuş mesela mahkemede. Hani neden gerekçelerini bilmiyoruz ama bir usulsüzlük ortaya çıkıyor. İşte bakıyorsun şimdi, peki Burak Elmas göreve geleli 9 ay olmuş. Neyi yapamadı da hani ben mesela bakıyorum, söylediği şeylere bakıyorum, diyor ki işte maliyetleri düşürmemiz lazım. Düşürmüş. Burada tablo var. Bakıyorum ben, hakikaten sponsorluk gelirleri neredeyse iki katına çıkmış. Tamam. Galatasaray'ın. Ama maliye yönden ibra edildi. Şimdi hayır. Ama mesele mali zaten. Türk değil, futbolunda değil. Mesele mali. Değil. Türk futbolunda mesele ekonomi. Anlaşamadım. Onun dışındaki ya. Hiçbir şeyin de önemi yok şu an için. Ya. Burak Elmas da buna hedefledi işte. Senin benim için önemi yok. Senin benim için önemi yok. Aynı maliyetleri düşüreceksin. Ayağını yorganına göre uzatacaksın. Kulübü doğru yöneteceksin. Aynı zamanda yarışırken rekabetin içinde başarılı olacaksın. Bu isteniyor. Fuat abi, senin benim için yok.
başka konunun önemi. Sadece maliyetin önemi olsaydı. Rakipleriyle arasındaki puan farkına baktığın zaman öyle ciddi bir durum da yok. Var. Ha, Trabzonspor'la diğer rakipler, Trabzonspor ve diğerleri var artık. Yani ikincinin kıymeti yok ki ülkede. Onu söylüyorum. Tamam, yani zaten yok. Hani hedef şampiyonluksa ne fark eder? Şimdi Morutan, Çıkıldağ, Gomis. Ki bu ekonomisi daha önemli. Erik Pulgar. 9 aydır görevde olan başkanın görev sürecinde yaptığı transferlerden 3-4 tanesi. Mali açıdan ibra edildi. Yani kulübün menfaatlerini, ayağını yorgana göre uzatma politikasını doğru yaptığı söylendi. Ama sportif açıdan, başarı açıdan ibra edilmedi Sayın Başkan. Sonuç belli işte. Fatih Hoca ile devam ediyor olsaydı ne seçim olacaktı? Bak, ne seçim olacaktı ne de herhangi bir böyle İbrasızlık gibi bir durum olacaktı Sayın Başkan için. Ama ben şunu... Ne yazık ki böyle ülkede. Ne yazık ki. Evet, çok enteresan. Gerçekten. Yani ben... Sayın Başkan'ın mali açıdan kulübe kattıklarını, mali açıdan gösterdiği politikanın falan, Galatasaray'ın menfaati için alınan tavırın, tutumun hiçbir önemi yok. Siz başarılıysanız sahada, çünkü öyle oldu. Biz oyunu güzelleştiremedik, gittik iyi oyuncunun peşine düştük. Yüksek maliyetli oyuncuların peşine düştük ve ülkenin ekonomik durumunun, futbol ikliminin geldiği ekonomik durumun hali ortada. Bizim bir kültürümüz, bizim bir felsefemiz, bizim bir ideolojimiz hiçbir zaman olmadı. Biz dönemlerin esiri olduk. İyi dönemde, bir dönemde iyi futbolcular bir araya geldiler, kulüp... futbol tarihinin yakalayabildiği üstün başarılara imza attılar o futbolcular. 2002, 2008 ne söylersen söyle. Galatasaray'ın UEFA Kupası'ndaki yolculuğu bir jenerasyonun ürünü oldu. Biz onu kültürümüz gibi algıladık. Halbuki o kültür doğru tohumlar ekilmemişti. O sadece hasatı topladık biz. Ürünü aldık oradan. Yok ki bir kültürümüz. Kültürümüz olmayınca 9 aylık görev sürecinde başkanlık yapan adama da hoca ile yolunu devam etmedin, başta söylediğin sözlerin arkasında durmadın diye devam ediyoruz. Halbuki sen mali konudan daha önemli bir konu olmadığını söylüyorsun. Hemfikirim, kabul ediyorum ama geçmez. Kağıt üstünde geçer ama sahada geçmez. Malatya'yı yeneceksin. Ligde şampiyon olacaksın. İkinci olmayacaksın. Aynı zamanda mali durumları mükemmel idare edeceksin. Bu bence akıllıca bir şey olduğunu düşünmüyorum. Bu zaten... Eğer Türk futbolunda... Zaten akıllıca olsaydı ülke futbolu bu durumda olmazdı. Olmazdı bak. Ya ben hani Burak Elmas'ı falan savunuyor da değilim. Yani bakıyorum mali duruma, yaptığı şeyler, söylediği şeylere bakıyorum. Çok mantıklı, çok akılcı şeyler söylüyor. Giderken söylediği şeylere bakıyorum. Bak diyor ki Galatasaray bundan sonra dışarıdan ziyade içerideki bir fikir mücadelesi, içeride fikir mücadelesi vermek zorundadır. Aile yapısını, çok konuştuğumuz değerlerini savunacak mı? Galatasaray'dan güç devşirme savaşına geleceğini teslim edecek mi? Bu fikir mücadelesi Galatasaray'ın en büyük sınavıdır. Yeni yönetimimize destek olmak için bu fikir mücadelesini içimizde vermek zorundayız. Tamam. Açalım bunu. Açılımı da şu. Çok sıkça Fatih Hoca'nın ağzından, çok sıkça Galatasaray'a başkan olmuş bütün eski başkanların da ağzından zaman zaman duyduğumuz asıl olan Galatasaray'dır. Peki şu anda içinden geçtiğiniz durum asıl olan Galatasaray durumu? Hayır, işte onu söylüyorum. Değil ki. Bak mesela ne diyor? O ne olursa olsun. Şu anda menfaatlerinizin peşindesiniz. Aynen öyle. Ama Burak Elmas diyor ki ne olursa olsun en son gerçekleşen genel kurulun bizim tarafımızdan ileriye dönük tamiri zor bir yara açmasına, Galatasaray'ın önünde sorun olmasına izin vermeyeceğiz. Olan oldu, ileriye bakmamıza. Yani bence bu da doğru bir tutum. Tamam, doğru. Yani şunu demeye çalışıyorum. Ben her şeyi Galatasaray için yap. Doğru yaptım, yanlış yaptığımdan bağımsız bir şey söylüyorum. Yanlış yaptığı çok şey var, onları da konuşuruz. Ama... Fuat abi, önemi yok doğrunun yanlışın. Ya çok enteresan. Kime göre ya doğru, kime göre yanlış? Galatasaray'ın menfaatine göre... Rakamlara bakıyorum ben. Galatasaray'ın menfaatine göre doğru ama benim menfaatimle çatıştığı dakika... İşte Galatasaray'da biraz bu başladı. Bu çok büyük bir değişim. Bu var. Ya ne oldu biliyor musun? Bak Aydın buraya özetlemiş. Sana bir okuyacağım. 2021-2022'nin özeti. MHK Başkanı Serdar Tatlı istifa etti.
Üç büyüklerde hocalar değişti. Avrupa'da dibe vurduk. 12 hakem görevden alındı. Dünya Kupası'na gidemedik. Yayın ihalesi sonuçlanmadı. Federasyondan istifalar geldi. Galatasaray seçime gitti. Tahkim kurulu hakem kararını bozdu. TFF Başkanı Nihat Özdemir istifa etti. MHK yine topluca istifa etti. Bir tek göktaşı düşmemiş. Ve ne oldu bunun sonucunda? Ligin değeri düştü. İhale hala tamamlanamadı. Sektör büyük zarara uğradı. Evet. Bak bunların sonu medyasıyla, merchandise, her şeyiyle zarara uğradı. Futbolun seyir keyfi azaldı. Artık insanlar gerçekten eskisi kadar keyifli futbol izleyemiyorlar. Çünkü ortaya çıkan futbol ona değer bir futbol değil. Ortam da böyle bir şey değil. Ya hakikaten bu çok kredi borçları ödenemedi. Krediler gittikçe arttı. Mali durumlar daha da beter hale geldi. Bu mahvettiniz çok, bu çok, ya. Burası çok gerçekçi kısmı. Mesela benim İstanbul'a geldiğim şu günden şu güne kadar olan arkadaşlıklarımın içinde her sene gidip sonuçlardan bağımsız renkleri olan sevdasından kombine alan Fenerbahçeli, Galatasaraylı, Beşiktaşlı arkadaşlarım var. Çok samimi olduğum. Dün akşam bir tanesi ben kombine mombine almam artık dedi. Almam dedi yani. Ben ne izlediğimden keyif alıyorum. Sağ diye bir şey kalmadı. Kalite diye bir şey kalmadı. Ne de ne sevk ve idareden ne de yönetimsel şekilde hiçbir şeyden keyif almıyorum. Futbol benim için ölmüştür dedi. Peki dönelim yayın ihalesi de tamamlanmamışken. Abi şimdi bu lige para verecek olan adam. Sen işin ekonomisini hepimizden iyi bilirsin. Sevk ve idare konusunda. Ya sen bu lige yatırım yapar mısın? Bu kadar kaosun içinde. Verir misin lige paraya? Yatırım, hani bir yatırımcı olsan hani zevkle yapılır bu lige yatırım. Hani şu bu lige ama nasıl yapacaksın? Neye güveneceksin? Kime güveneceksin? Baksana. Yani şunların olduğu bir lige kim yatırım yapar Tümer? Yani yapmadığı da ortada. Rakamlar da aşağıya geldi. İşte marka değeri falan kendi kendimize avutuyoruz. Sonra MHK bak şey Süper Lig'de tarihi hamle diye bir haber var burada. Evet. Okudun mu onu? Şey yabancı MHK hikayesi. Yani David Ellery işte federasyon danışmanı. Bir bu kaldı çünkü. Bak diyor ki Merkez Hakem Kurulu Başkanı yabancı bir isim olacak. Yabancı derken futbola mı yabancı anlamadım. Futbola yabancıydı bu zamana kadar. Yani Türk olmayan bu bir zamana isim. Kadar futbola yabancıydı. Şimdi herhalde yabancı değildir. Anladım. Yani futbola yabancı. Ferhat Gündoğdu'yu tanıyor muydun daha önce? Hayır. Doktorluk yaptığı söyleniyor doğru mu? Berkay'a bunu soracak. Bilmiyorum. Şimdi hatırladım. Ferhat Gündoğdu doktormuş. Yani hastanesinde doktorluk gibi. Eminim uzman bir hekimdir. İyidir, işinin ehlidir. Bundan bilmem kaç ay önce gündemimize MHK başkanı olarak atandı Ferhat Gündoğdu. Bugün itibariyle yok. Doktorluğa devam edecek. Ne bıraktın Türk futboluna? Kaos. Yabancı mı? Yani yeni kaosa futbola yeni yabancı mı MHK? Aşama getirdi. Futbola yabancı mıydı MHK başkanı iken Ferhat Gündoğdu? Abi ne yapıyoruz? Allah aşkına bir görelim ya. Kral çıplak işte. Kral çıplak. Şimdi yabancı getirecekmiş. Yabancıyı rahat bırakacak mı? Yabancı da getirdiniz. Dur. Akıl danışmanı olarak Ulenberg. Evet. VAR koordinatörlük görevde yabancı bir isme emanet edilecek. Hakem işleri müdürü yabancı olacak. Süper Lig'deki hakemlerin notlarını yabancı gözlemciler verecek. Süper Lig'de görev yapan gözlemcilerin bazıları hakem koçu olacak. Neyse bunu işte Süper Lig Federasyon Birinci Lig hakemlerinin eğitimlerini yabancılar verecek. Niye? Soruyorum. Niye? Federasyon başkanı da yabancı olacak. Bir dakika niye? Soruyorum. Niye biliyor musun? Niye? Çünkü kendimize güvenmiyoruz. Birbirimize güvenmiyoruz. Evet. Güvenmiyoruz abi. Herkesin ajandası var. Herkesin kendi istekleri, kendi menfaatleri var ve o menfaatler güçle o kadar çatışır hale geldi ama ki. Ama bunu yabancıyla da çözemezsin. Buraya çözersin. Torrent işte. Yok bu özellikle MHK konusunda yani yabancının başı ağrımasın istiyorlar. Yabancıya da ilk biz çevirelim, bizim dediğimiz olsun olur bak. Hemen orası o mekanizmada işlemeye başlar. Güvenmiyoruz birbirimize. O onun, o camianın mensubu, bu camianın. Ya bir iş var ortada. MHK başkanlığı yapmak bu kadar zor olabilir mi ya? Bu kadar zor olabilir mi? Olamaz. Ya bu ülkede daha zor meslekler var yani. MHK başkanlığı yapmak bu kadar zor olmamalı ya. Aynen öyle. Niye? Ama
elinde her çomak olan gelip arı kovanına karıştırırsa hepsi yabancı olsun, Türk futbol ya. Olur. Yabancıya da rahat vermeyiz biz. Sanıyoruz ki yabancıyla rahata kavuşuruz. Rahat şey vermeyeceğiz ya, yabancı. Bak, güven... Şimdi mekanizma işlemeye başladı biliyor musun? Küme düşme kalksın diye. O ne? Bak bak, küme düşme kalksın. Bak, ona da duyuyorum. Geleceğiz, var haberi. Geleceğiz, ona da geleceğiz. O da önemli bir konu. Bu yabancı meselesi bak, o sayfanın bir çözüm şudur. Olabileceğini düşünmüyorum. O sayfanın özeti şudur. Birbirimize, kendimize güvenmediğimiz için yabancıya gidiyoruz. Güvenin olmadığı yerde üretim olmaz Sümer, biliyorsun. O 3 Temmuz süreci, beyinlere nifak tohumları ekildi. Kahvehane köşelerinde birbirimize söyleyemeyeceğimiz ifadeler ekran önünde söylendi. Pandora'nın kutusu açıldı ve şu anda temizlemeye çalışıyoruz. Kimse kusura bakmasın. Hiç evet. Kimse kusura bakmasın. Bak, dört büyüklerin toplam borcu 17 milyar liraya dayandı. Bunu konuşun, bunu. Bunu o konuşulmaz. Bunu konuşun, bak yazıyor. Malatya Spor küme düştü. Adil Başkan uh-huh. bıraktı işte. Konuşulmaz. Uh-huh. Geçen Ahmet Nur Çebi'nin ifadeleri üzerine Beşiktaş'ın borcu açıklandığında ya böyle ağzım açık okudum yani. Borç Sayın Başkan yönetiminde ciddi bir artış göstermiş. Hani ben bir taraf değilim. Beşiktaşlıyım, o ayrı, ama taraf değilim. Hı-hı. Yani yönetimsel onun adamı, bunun adamı, onun ağzıyla hiç konuşmam. Ben nabız tutarım. Kamuoyunda konuşulanları da bir fotoğrafı çekerim. Kendi fikrimce yorumlarım. Şimdi Beşiktaş'a gönül verenler, Beşiktaş'ın gerçek sahipleri Fikret Orman Paralar nerede diyordunuz? Şu anda Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi yönetiminde benzer tutum devam ettiğini hafta içi şahit olduk. Rakamlar olarak. Ya velev ki olmayın bir sene şampiyon ya. İki sene olmayın. Malatya Sporu Galatasaray dün akşam yenmesin ya. Dönelim öz kaynak düzenimize. Ayağımızı yorganımıza göre tutalım. Hala gidip kiralık oyuncu felsefesiyle ismi geçmiş, ismi kalmış, adı geçmiş, performansı geçmiş oyunculardan medet ummayalım. Bırakın çocuklar oynasın. Büyüklüğünüzden bir şey kaybetmeyeceksiniz. Onaramazsan, pansuman değil, onaramazsan, ameliyatı yapamazsan öleceğiz ya. Hepimiz tabii, tabii, öleceğiz. O noktada zaten şu anda hani can çekişiyor. Öleceğiz hani her ya. Şu, her sayfada bir Türk futbolunun can çekiştiğine dair bir şey var. Şimdi Malatya Spor nasıl yani gelsin ya alt ligden bir daha buraya? Malatya Spor bu kadar borçla nasıl gelecek yani? Karabük gibi gelemeyecek, Eskişehir gibi gelemeyecek. Fikrim benim bizim Süper Lig'deki takım sayısının yarı yarıya düşülmesi lazım bana sorarsan. Abi, bu lig, bu ekonomi bunu kaldırmıyor. Kalkma, o zaman yayın ihalesini de kolay yaparsın. Sonra ligin değeri de artar. Bir alt ligin de değeri artacaktır aynı zamanda. Hem Süper Lig hem birinci lig, iki tane güçlü ligin olur. Doğru. Böylece maliyetle yani bence ligdeki takım sayısı fazla. Bir pandemi yaşadık. Yarı yarıya düşüreceksin. Bir pandemi yaşadık. Ligden düşmeyi kaldırdık. Şimdi diyor ki bırak düşmeyi kaldırmayı, yarı yarıya düşürmen lazım. Diyor ki şimdiki o mekanizma, o mekanizmanın dile gelmiş hali, MHK Başkanı istifa etti diyor. Hı hı. 12 hakem görevden alındı diyor. Bizim maçlarımızı bunlar yönetiyordu. Biz haksız yere küme düştük. Trabzonspor'a gönül verenler ve Trabzonsporlular hiç darılmasın, gücenmesin bana. Yani bir linç yemek istemem oradan. Şunu hemen ekleyeyim başına, öyle devam edeyim. Bu sene Trabzonspor ligin belli bir sekansında oynadığı futbol ile uzak ara şampiyonluğu hak etmiştir benim gözümde. Ama o zaman Fenerbahçe, o zaman Beşiktaş, o zaman Konyaspor demeyecek mi ki? Şampiyonluk küme düşme böyle tayin edilecekse, bundan sebep küme düşme ortadan kalkacaksa şampiyonluk da ona göre tayin edilmeli demez mi yani? Ya neresinden tutarsak tutalım elimizde kalıyor. Çünkü siyaseten işler oluyor Fuat abicim, siyaseten. Ya niye peki, ben anlamadım, düşsün takımlar yani, öteki de lig değil mi? Türkiye'nin bir hani birinci lig, lig değil mi? Orada futbol oynanmıyor mu? Ölüyorsun, anlamadım oraya yani. Düştüğün dakika ölüyorsun. Niye canım sen bak, de? Şampiyon olamayan takım ölüyor. Beşiktaş 2 sene üst üste şampiyonluktan sonra Şampiyonlar Ligi
grubundan namağlup çıktığında Pepe'li, Adriano'lu, Negredo'lu kadro, olağanüstü yatırımlar. Şampiyonlar Ligi gruptan çıktı, Bayern Münih geldi, traktör gibi ezdi geçti bizi. Tamam mı? Çünkü bir kültüre sahiplerdi. Biz makyajla oradaydık. Yani var olan bir bilgiyle değil, makyajla oradaydık. Üstümüzden geçtiler. Ondan sonra tepe taklak oldu. Şimdi herkes Şenol Hoca gruptan namağlup çıkardı diyor. Aynı Şenol Hoca'nın bir sonraki sene Negredo'lu, Adriano'lu, Pepe'li kadronun dördüncü olduğunu söylemiyor. Ve onun maliyetini toparlayamayan bir kulübün çatısı altındayız hepimiz. Ya olacak iş mi? Olma ya, olma, olma, olma. Şampiyon olma. Gruptan çıkma. Git doğru temsil et. Gücünle, kudretinle doğru temsil et. Temsil et, yeterli. Ya Sayın Kulüpler Birliği Başkanı Ağoğlu demiş ki, yabancı kurulunun tamamen kaldırılması değil, bir sene daha 8 artı 3'ün devam etmesi gerek. Burada haklı bazı olduğu bir yer var ama. Bazı kulüplerin elinde uzun mukavelesi olan oyuncular var. Kulüpler sıkıntı yaşar, sözleşmesi bitmeyen oyuncunun mukavelesini feshederseniz tüm alacaklarını ödemek zorunda kalırsınız. 7 artı 4 kuralı bir yıl ertelensin. Ben bıktım bundan Tümer. Bıktın ama... Ben bu cümlelerden artık o kadar sıkıldım ki hep aynı terane. Hep aynı terane, kısır döngü. Dönüp dönüp en başa geliyoruz. Yani şu yabancı meselesini bir karar alın da artık hayata öyle geçirin. Bir kalsın. Yani bu yeni mi çıktı arkadaş? Yani bu kararın böyle yapılacağı yeni mi belli oldu? Daha önceden belli değil miydi? Ona göre neden tedbirlerini almıyor kulüpler? Niye ben kontratları gerçekten, ona göre ya da yapmıyorsun? Bunlar bu karar daha önce belli değilse o zaman niye kulüplerden böyle bir şey yapmaları isteniyor? Kulüpler zor durumda bırakılıyor. Devamlılık yok ki. Biri gidiyor, biri geliyor. Kimin ne zaman hangi yerde başkan olduğu, ne olduğu belli değil ki. Ya biri gidip ya kimse gelirken... biri bir karar alıyor, geliyor, öbürü onu unutuyor, başka bir karar veriyor. Öteki bir... Hayır, ya böyle yok, bir derme karar, çatma futbol yönetimi olur mu arkadaş karar ya? Karar unutmuyor Fuat abi. Bu sirkülasyonun ya bu içinde... nedir artık? Bu ayıp denen bir şey var. Hala şu konuşulur mu ya? Bu sirkülasyonun içinde şöyle. Ya biz bundan muzdaribiz. Yeni gelen başkana bunu bir çıtlatalım. Mümkünse bunu değiştirelim. Öteki değiştiği dakika diğer taraf biz bundan muzdaribiz, değiştirelim. Ya basit, ayağını yorganına göre uzat. Ya bir karar alın, takdime koyun, uygulayın. Peki sordu, alındı. Ya peki ne oluyor abi? Kulüpler Birliği Başkanı niye böyle bir şey söylüyor o zaman? Şimdi demek ki alınmamış o zaman. Bankalar Birliği ile açıklama yaptılar. Bankalar Birliği ile anlaşmalar yapıldı. O anlaşmanın ilk taksiti geldi, ötelendi. Şimdi Temmuz, Ağustos gibi başlayacak. Bak gör... Yine bir öteleme gelir. Kimsenin ödeyecek durumu yok. Ya biz kılıfına uydurmakta bir dünya markasıyız. Çok ve kimse ne oluyoruz demiyor. Demeyecek de. Sayın Başkan çıkacak, 7 artı 3, 7 artı 4 rakamlar üzerinden değerlendirme yapacak. Kendince haklılık payı vardır. Yoktur, tartışılır. Ama kontratları da buna göre yapsaydınız... biz kontratları yaptık. Mevcut kontratların sarkması, bu kuralın değişmesiyle ekonomik anlamda bu durumdan geçerken bizi zor durduracak. Makul, anlaşılabilir. Ama yok, bir karar alınıp devam ettirmek, devamlılığını sağlamak ya, bizim ülkemizde imkansız bir şey. Ama bak gençler, insanlar bakın bunlarla dalga geçiyorlar. Beyler, dalga geçiyor çocuklar sizle. Gülüyorlar bunlara, eğleniyorlar. Koca koca adamlarsınız. Artık şunu bir uygulayın ya. Bir karar alın ve hayata geçirin ya. Fatih Hoca Galatasaray'dan başka takım çalıştırmam demiş. Okuyorum sana. Başka bir Türk kulübü için çalışmayı hayal edemiyorum. Bu imkansız. Galatasaray'a dönüşüm her zaman kısa sürmüştür. Size ihtiyacımız var diyorlar ve sözleşmenin üzerindeki rakamı kontrol etmeden imza attım. Bir kulübe ait olmak, ben Galatasaraylıyım. Galatasaray tek yönlü bir bilet. Galatasaray'a dönüşüm her zaman kısa sürmüştür diyor. Eli kulağında diyor, değil mi? Gelirim diyor yakında yani. Bilmiyorum hocanın ayrılış şekli... Altyapı tamam her şey. Hocanın ayrılış şekli kimine göre doğru, kimine göre yanlış. İş sportif başarıyla değerlendirilecekse, plan program bizim ülkemizde bu kadar rafa kalkmışsa, sportif başarı kısmından Burak Elmas'ı haklı bulanlar var. Ya bizim hocayla bir gönül bağımız var. Hoca başarısız olsa da hoca olarak başımızda kalsın diyen kesim de çok kalabalık. Ama
Burada hoca ayrıldıktan sonra bir ifade kullanmıştım. Hoca dışarıdaysa içeridekinin işi çok zor abi. Zaten söylüyor burada. Çok zor abi. Çok zor. Bak diyor ki Galatasaray'a dönüşüm her zaman kısa sürmüş. Hocanın geliş şekli, hocanın bir önceki geliş şeklini hatırlatayım mı sizlere? Tudor liderin bir puan gerisindeydi. Tudor Başakşehir'in bir puan gerisindeydi. Hafta 16 Tudor'u yolladılar. İlk yarı bitmemişti. Göztepe maçıyla hoca başladı. Şimdi soruyorum. Ancelotti, Bielsa, Guardiola, Jurgen Klopp kimi koyarsan koy hepsini. Liderin bir puan gerisindeyken Galatasaray'ın başında Fatih Hoca varken bu saydığım dörtlü koalisyonu getirmek istiyoruz desen Fatih Hoca'yı yollayabilir misin? Yollayamazsın. Ama Tudor gitti. Hoca dışarıdaysa Galatasaray'ın içindekinin işi çok zor. Bunu kötü yoldan söylemiyorum. Hocanın geçmişte yaptıkları, isminin büyüklüğü, Galatasaraylılığı, Galatasaray camiasına olan... Onun için mi acaba başkan olsun? Başkan öyle olmaz olsun. Hoca. Hoca yarışmak istiyor. Olmaz. Ya başkanlıkta yarış. Yok yok yok. Rekabet yani sağ... Tam tersine yarışı yönetiyorsun. Olur mu öyle şey? Hocanın istediği rekabet o değil abi. Yani hoca sahanın içindeki adrenalinle yaşıyor. Yani ben Nat Spor'da yayınım biter, TV Spor'da yayınım biter. Hafta içi maç eğer Manchester City Liverpool oynuyorsa oturur izlerim. Ama Manchester City Crystal Palace oynuyorsa açıkçası izlemem maçı. Ama hoca oturur izler. Hoca sahada kalmak istiyor. O yüzden başkanlık falan yapacağını düşünmüyorum hocanın. Ya Aykut Kocaman, bizim Emek Ege'nin Kırılma Anı programı var NTV'de. Nefis program. Çok beğeniyorum. Gerçekten çok çok başarılı bir performans. Ben de katıldım. Ve çok, çok iyi bir program fikri. Emek Ege'yi, Emek'e... İyi de yapıyor. Evet, kutluyorum. Gerçekten çok başarılı bir arkadaşımdır zaten. Orada diyor ki Galatasaray'a gitmeyi hiç düşünmedik. Nereden çıktı birdenbire? Fatih Hoca o zaman kapımız size açık dedi. 8 sene Fenerbahçe'de oynadık. Bir anlık öfkeyle halle Galatasaray'a gidelim demek herkese kaybettirir. Terime de bize de kaybettirir. Fenerbahçe için nahoş bir durum, en doğru tercih taraflı bir takıma gitmemekti. Bu sebeple İstanbulspor'a gittik. Güzel hareketmiş bence. Ne diyorsun? Tamam, şık ama tercih. Kimisi başka türlü bir challenge yaratabilir kendine. Ben o challenge'ı yaratanlardan biriydim. Öbür tarafı... Ama senin başka bir durum. O senin burada bir challenge yaratmaktan, hani gidiş şekillerine göre değerlendirdiğinde... Yo, Aykut Hoca'yla, Oğuz abi de, Oğuz Hoca da o dönem Sayın Başkan Ali Şen tarafından şampiyonluk sonrası yollanmışlardı. Onlar da kendi hikayesinde başka dilden anlatabilirler duygularını. Bizim şahit olduklarımız var, duyduklarımız var ya da anlattıkları kadar bildiklerimiz var. Ama o challenge'ı başka bir challenge'a dönüştürebilirlerdi mesela. Tanju Çolak yaptı bunu. Başka bir challenge istedi mesela. Oradaki duygu tamamen şöyle oluyor. Kitapta da bunu yazdım, belirtmiştim. Her şey para değil. Para çok önemli bir kavram hepimizin hayatında. Olmazsa olmaz, olmalı. Her şey para değil derken şunu söylüyorum. Bu mesleğe gönül verenler için bazen kendini kötü hissetmek, değersiz hissetmek başka bir challenge ortada. Çok güzel örnekleri var bugün. Değersiz hissetmek çok 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 sıkıntılı. Doğru. Yani siz kendi değerinizi belirlemiyorsunuz. Kişi kendi değerini sadece kontrat zamanı belirliyor. Kabul edersin, etmezsin. Ben bu paraya çalışırım, ben bu paraya oynarım dersin ya da oynamam dersin. Senin değerini belirlediğin tek yer orası. Onun dışında her şeyi diğer kişiler belirliyor, hayatındaki diğer kişiler. Takdir görmek. Evet. O takdir kısmı da eksik kaldığı dakika insan içten içe kırılıyor. Ve benim dönemimde de şu anda adı sanı geçmeyen, nerede olduğunu bilmediğimiz, o dönem kulübün yönetiminde etkin rol oynayan insanların seninle challenge'ına şahit oluyorsun. Diyorsun ki ya ben bu 5 senedir bu koridorlarda kanarken, savaşırken şimdi siz
yönetici pozisyonuyla benden daha iyi bildiğini ya da benim değerimi belirlediğinizi düşünüyorsunuz ve değersiz hissediyorsunuz kendinizi. Yani sizi kim alacak diyor mesela. Kim alacak? Alır yani. Her körün bir alıcısı vardır. Çıkar biri alır. Aykut Hoca tam kırılma anına yakışır bir ifade olmuş. Tercihini o doğrultuda kullanmış. Söylemediği bir şey söylemek anlamında. Evet, kazanmış mı? Güzel. Kazanmış da yani. Ya Ersun Hoca, ya bak bayıldım. Bir sosyal medyada paylaştığı bir takım şeyler var. Diyor ki, coğrafya kader değildir ve doğuştan yetenekli diye bir şey yoktur. Her yetenek için 5 temel şart vardır. Fırsat, olanak, ortam, scout, organizasyon. Ya gerçekten çok güzel şeyler söylemiş. Hatta diyor ki bir de ilk etapta ihtiyacımız olan yatay yapılanma. Küçük yaş gruplarında dikey yarışma tarzını bırakıp her çocuğa yılda en fazla sayıda ancak kısa süreli maçlar oynatacak. Elemenin ve şampiyonluğun olmadığı ilkokullardan başlayan bir sistem kurulmalı, yaşatmalı ve geliştirmeliyiz. E yap hocam bunu ya. Hocam yapsın bunu. Ağzımdan aldın ya. Ha? Güzel, tamam, tespit mükemmel. Gerçekten hoca çok güzel. Hoca da açmış. Yani coğrafya kader değildi. Yani, hakikaten coğrafya niye kader? Tamam. Çalış olur ya. Niye Fenerbahçe'den? Artık dijital dünya bu. Eskiden bir coğrafya kader. Sevgili hocam, niye Fenerbahçe'den sonra Antalya Spor'a gidiyorsun o zaman? Soruyorum ben. Niye Antalya Spor'a gidiyorsun? Niye bu fikirleri hayata geçirmiyorsun? Bu fikirleri hayata geçirebilecek ortamın içinde niye çaba sarf etmiyorsun? Niye hala rekabet, niye hala bir kulüp peşindesiniz? Bugün Fenerbahçe Ersun Hoca istese gelir mi? Başkan da ise, bu başkanla zor, Ali Başkan'la zor denediği için söylüyorum. Ama başkan da ise Ersun Hoca ile çalışacağım dese gelir mi? Geldiği dakika bu ifadelerin hepsi rafa kalkıyor işte. İşte onu diyorum. Ya rekabet tam burası işte. Peki altyapıda çalışır mı Ersun? Çalışmaz. Mustafa Hoca niye... Milli takımda, yani şu sözü söyleyen takımda, insanın milli bir... takımda geliştirme dairesinin başında değil mesela. Niye U19 milli takımını çalıştırmıyor? Ne bileyim, Ersun Hoca da olur altyapıların koordinatörü. Olmaz Fuat abi, olmaz, çünkü oranın maaşı. Versinler maaşını ya. Ersun Hoca'yı çalıştırıyorsan onu çalıştıracak ortamı yaratman lazım ve ama Antalya Spor'dan daha fazla kazanıyor. Yarın öbür gün Malatya'ya giderse daha fazla kazanacak. Ya ne desem önüne bir engel koyuyorsun Tümer. Biz koyuyorum. Ben koymuyorum abi. Ben tespitle söylüyorum. Engel koymadım. Hepsi de doğru. Engel maalesef koymadım. Dedim ki nefis tespit Ersun Hoca'nın yaptığı. O zaman Antalya Spor'u çalıştırma. Git. Başka bir kulübün yapısını tamamen değiştirmek için uğraş. Yapmadım mı Manisa'da? Yola öyle çıkılmadı mı? Yarı yolda kalmadı mı? Evet. Abi bizde her şey sportif başarı. Sen böyle bir düzenek de kursan, Erkut Hoca'nın ulvi amacıyla, Ersun Hoca'nın ulvi amacıyla söylediği düzeneği de kursan, iki tane oyuncu çıkaramadığında ki hoca galiba olmuyor falan diyecekler. Tabii. 9 ay sonra. 9 ay sonra. İsmail Kartal'dan, o İsmail Hoca'dan inciler. Her hafta kendisiyle iyi bak. Rol yapmam, yalan konuşmam. Ben böyle biriyim. Takımla yeri geldiğinde arkadaşım, yeri geldiğinde babayım. Biraz zamana ihtiyacım vardı. Oyuncularımızla birbirimizden iyi elektrik aldık. Oyundan keyif aldılar, inandılar. Güzel, hocanın karakterini de tanıyoruz. Old school ama, kendisiyle ilgili anlatıyor böyle. Old school ama değil mi? Biraz yani, biraz old school. Acaba soru üzerine mi söylüyor? Neden böyle şeylere ihtiyaç duyuyor? Durup dururken söylenecek şey değildir. Bu hocaya muhtemelen bir soru yönelmiş ve ona cevap vermiştir. Şurası kıymetli. İsmail Hoca'yı tanırız. Ama o kadar da tanımayız yani. Şimdi hocanın söylediklerinden bir şeyler öğreniyoruz. İsmail Hoca'ya dair bir şeyler öğreniyoruz. Burası güzel tarafı. Umarım zorlanmaz. Çünkü hocanın jenerasyonunun yeni nesille çatıştığı anlara şahit oldum ben. Başka hocalarda. Yani onların yoğurt yiyiş şekliyle yeni neslin olaya yaklaşım şekli arasında dağlar kadar fark oldu. O da bir çatışmayı beraberinde getirdi. İsmail Hoca da sonuçlar buna müsaade etmedi. Yoksa ben bir old school hava seziyorum İsmail Hoca'da. Yani benim
yakaladığım benim benden önceki jenerasyonun son dönemini, işte benim başlangıcım o dönemi yakaladı. İşte duşa giremiyorduk. Yemekten kaptan afiyet olsun demeden kalkamıyorduk. Otobüste arkaya dönemiyorduk. Yani bir old school, bir hiyerarşik bir düzen vardı ki severim hiyerarşik düzeni de. Olmalı, inanırım. Yeni nesilde biraz daha... Ne biraz dahası ya? Hayır. Hiç yok onlar. Hayır, yeni nesilde biraz daha ne denir? Rahat. Hayır, şey, özgür. Bunu daha farklı kullanmak lazım. Onun varlığı olacak. Daha farklı bir yönetmek lazım. Doğru, biraz söylüyorsun. Farklı yönetmek lazım. Zaman zaman İsmail Hoca jenerasyonu burada sekteye uğradı. Ama Arda Güler'i bence güzel, doğru yönetiyor. Tadını da oynatarak. Ne diyorsun? Ben aynı fikirde değilim abi. Değil misin? Ya ben hani Arda'nın değerini arttı. Öyle mi? Tamamen karşıyım. Tadında oynatıyor diye bir şey yok. Değeri yükseliyor giderek. Arda giderek parlıyor. Hani ben gördüğüm şeye göre söylüyorum. Neye göre? 20 dakika 30 dakika oynayan ve İsmail Hoca'nın açıklamalarıyla tadında oynatıyor. Arda'ya gerekli zamanı bu şekilde veriyorum. Belki 90 dakika oynatsam bambaşka bir Arda'yız. Ama onu en iyi hocası bilmez mi? Bilmez. Her öyle zaman mi? Bilmez o. Peki. Her zaman bilmez. Ben daha fazla oynaması gerektiğini savunanlardanım Arda'nın. İsmail Hoca'nın da ivedilikle bu kararından dönmesi gerekiyor. Rahat olsun sana diyorsun. Bıraksın oynasın. O ver artık, oynasın. Peki. Ver, oynasın, tamam. Arda. Tamam, ben geri aldım. Yoksa çok iyi iş çıkardığı gerçek İsmail Hoca'nın. İsmail Hoca özelinde takımına bir övgüde bulunayım. Fenerbahçe'yi diğer hocadan farklı kılan İsmail Hoca yönetiminin tek bir şeyi var. Fenerbahçe, sonuçlardan bağımsız söylüyorum bunu, takım oldu. Çok önemli bir şey. Fenerbahçe takım en değildi. En önemli şeyi söylüyorum. Fenerbahçe takım değildi, takım oldu. Bak, Sosa dışarıda, Mesut dışarıda, Ozan Tufan dışarıda, sezonun büyük bölümünü oynayan Gustavo dışarıda. Şimdi Zayslar, Crespo'larla Fenerbahçe takım oldu. Bunu da İsmail Hoca başardı. Doğru. Abdullah Hoca demiş ki, sana yanıt vermiş Abdullah Hoca. Ne demiş? Karagümrük maçında takım her şeyi denedi. Oyuncularıma bir şey söyleyemem. Algı yaratmasınlar. Algı yaratmasınlar son... Bir rehavetten söz etmiştin ya sen, o bakımdan. Ama çok net görülüyor ya. Çok net görülüyor. Karagümrük maçında da görüldü. Hoca şimdi... Öyle değil diyor Abdullah Hoca. Hoca şimdi puan farkına... Güvenip bu tür ifadeler kullanabilir, fiyakası bozulmasın diye, haklıdır da. Ama takımın da morali bozulmasın aynı zamanda. Burun buruna giden bir yarışta Karagümrük maçı öyle olmazdı. Ya da bunda Antep maçı öyle olmazdı. Onu biliyoruz. Fiyakayı bozmamak önemli. Doğru. Ya 5 puan lazım, 1 puan aldık, 4'e düştü diyor. Tamam. Alırız biz 4 puan. Alır doğru canım. Alacağından şüphe yok. Sadece ivmeyi kaybettiler. O kazan durumu vardı. Çok erken bitirdiler ligi. Doğru. Ondan ya. O da anlaşılabilir bir şey, insan. Volkan Demirel 25 maçtır Trabzonspor'a hiç yenilmiyormuş. Ne enteresan istatistik değil mi? Ya. Ben de Beşiktaş formasıyla Kadıköy'de hiç mağlup olmadım. 5 sene gittiğimizde. Biz de yatıp kalkıp Sergen'le o maçı bekliyorduk. Sezon kötü giderken. Oradan yırtarız. Oradan bir basamak bulur muyuz derdi dedim. Güzel de maçlar oldu 5 sene içinde. Ama Volkan'ı ki gerçekten ilginç. 25 maçtır yenilmemek Trabzonspor'a olağanüstü bir istatistik. Valerian İsmail. Gelelim. Beşiktaş'ın yeni hocası diyor ki, forvet oyuncularının son vuruşlardaki probleminden çok şikayet etmiş ve fırsatları bulduğumuzda rakibimizi cezalandıramadık. O noktalarda biraz daha acımasız olmamız gerekiyordu demiş. Çok şaşırdım ben. Çok enteresan bir tespit değil mi? Daha önce duymadık bunu çünkü biz. Yahu Sergen Hoca bu sebepten gitmedi mi? Sergen Hoca bu sebepten muzdarip değil miydi? Tabii. Önder Hoca'nın en fazla üzerinde durduğu konu ve şikayet ettiği konu bu değil miydi? Buydu. Peki Alanya Spor'a... Gol yağdırırken, Trabzon'dan puanı çıkaracak golü bulurken iyiydi. Ya biz söylemedik mi? Biz bunları zaten biliyoruz. Seni niye oraya koydular derler adama. Ya bana farklı bir şey söylemen lazım. Bak, Valerian İsmail için bir tespitte bulundum. Sonra Alanya Spor galibiyetinden sonra linç başladı. Tümer böyle söyledim falan diye.
Halbuki söylediğim o değildi. Yine görmek lazım. Bir bakalım. Ne olacak bir görelim. Ama Valerian İsmail ligimizle bu hafta tanıştı. Giresun deplasmanında. Ne Trabzonspor maçı, ne Alanyaspor maçı Valerian İsmail'in ligi bildiğine dair bidone değildi. İki takım da oynamaya yönelik, oynamak isteyen takımlar. Ama gelelim ki bizim ligimizde Atletico Madrid'ler var. Atletico Madrid gibi yapanlar var. O kalitede değiller ama rakibi bozmak, oynatmamak üzerine 35 maç öyle geçiyor bizim ligimizde. Sezonun 35 maçı o kilidi açmak üzerine kuruluyorsun. Zaten açamadığı için Sergen Hoca ayrıldı. Gitti. Zaten açamadığı için Önder Hoca muzdarip oldu. Valerian İsmail tanıştı şimdi. Hı-hı. Atletico Madrid'lerden bir tanesiyle tanıştı. Sorsaydı anlatırdık biz ya. Nuri Şahin'i ne diyorsun? Nuri Hoca Antalya Spor'da. Telefonum çalıyor şu anda. Kim arıyor biliyor musun? Kim? Nuri Şahin. Metin Tekin'in oğlu. Taro. Tarık, Taro arıyor şu anda. Tarık. Yayından sonra arayacağım Tarık'ı. O da Tarık çok iyi oyuncu oldu ha. Müthiş herif ha? Ya müthiş. Şahane herif. Oldu değil 2 yaşındaydı Samsun'a geldiğinde. Ben de biliyorum yani. 2 yaşında böyle dünya tatlısı bir çocuktu. Evet. Olağanüstü geliştirdi kendini. Arayacağım yayından çok, sonra. Çok başarılı. Nuri'ye imrenerek bakıyorum. Evet evet. Bak benim hayatımda, ben hayatımda hiçbir şeyi kıskanmadım. Fuat abi. Yani kıskançlık duygusu bende böyle çok üst seviyeden yaşanmaz. İmrenirim. Yerinde olmak isterim. Kıskançlık değildir o. Mesela sahnede olanın yerinde olmak isterim. Adam bir enstrüman çalar. Ulan niye ben böyle... Onu özenirsin ona. Özenirim yani. Kıskanmak değil. Özen... Güzel bir şarkı söyler. Duramam mesela. Çıkmak isterim sahneye. Vardır da eğlence mekanlarında çok çıkmayacağım. Şimdi ama Nuri'ye... birilerinin tutması lazım seni tabii. Tabii kesin. Tutamazlar da. Nuri'ye imreniyorum. Ve çok iyi olsun istiyorum. Çünkü bu işe kafa yorduğuna birebir şahidim. Hem, ben Nuri'yi çok yukarılarda görüyorum ya. Çok iyi bir gelecek beklediğini görüyorum. Teknik direktörlük kariyerinin çok yükseklere çıkacağını peki düşünüyorum. Volkan Demirel'i görüyor musun? Sorayım. İnşallah o da olur. Aynı yerden söylemiyorsun değil mi Nuri işini? Hayır. Bir fark var Nuri'de. Ya ben mesela sezonun hani bu sezonun yıldızları kimler diye sorsan Nuri'yi ilk sıraya koyarım. Nuri Şahin'i. Kesin. Nuri Hoca'yı. Yani mesela Trabzonspor Ligi force etti diyoruz ama Ersun Hoca bıraktıktan sonra dağılmış küme düşme hattından bir takımı alıp hı-hı, hakikaten bildiği, inandığı, tecrübe ettiği, çalıştığı özel hocalardan biriktirdiklerini sahaya yansıttığını görüyoruz biz. Şimdi bir şeyi söylemek... Elinde bir çıkış gösteriyor. Yeni falan. Abdullah Hoca zaten deneyimli. Bir şeyi söylemekle yapmak arasında fark var. Bir şeyi taahhüt etmekle hayata geçirmek arasında büyük fark var. Hı-hı. Nuri hayata geçirmeye başladı. Bunun için donandığını biliyoruz. 3-4 tane yabancı dil, akademik, kariyer... oraya harcanan zaman dilimi gerçekten adanmışlık yani teknik direktörlük yorumunda entelektüel seviyesi inanılmaz zaten o konuda dünyayı müthiş, biliyor müthiş, belli ki müthiş. Okuyor onlar şimdi çok 4 tane 5 tane lig gördü kalbur üstü lig Almanya, İspanya, İngiltere şimdi buraların insana kattığı olmalı aynı şeyleri Emre Belezoğlu için de söyledik Nuri Şahin için de söylüyoruz yolu açık olsun Allah ayağına taş değdirmesin çok başarılı olacağı kanaatindeyim evet, ben ve 12 dev adamın başına Ergin Ataman geldi. Bu iklimi geldi. Bu insanlar değiştirecek biliyor musun? Vallahi bak ya. Farklı i̇nşallah, dil konuşanlar inşallah, değiştirecek inşallah. Bu iklimi. Gerçekten. Ben öyle inanıyorum yani. O yüzden yer bulsunlar, pozisyon edinsinler i̇nşallah. Ve değişsin artık. Ergin Hoca demiş ki Ergin Ataman varsa tek hedef Avrupa şampiyonluğudur. Doğru. Milli takımı başına geldi. Ama bu zamana Ergin kadar... Ataman çok iddialı, çok nevi şahsına münhasır dediğimiz kendine özgü bir insandır. Tanırım. Benim çok takdir ettiğim bir spor adamıdır. Gerçekten öyle. Evet. Ve çok başarılı olduğuna inanıyorum. Milli takıma da bambaşka bir ruh kazandıracağını düşünüyorum. Çok iddialıdır çünkü. Kesin. Ne diyorsun? Kesin. Özellikle milli takım içinde o duyguya çok ihtiyacımız olan bir yerdir hı-hı, milli takım. Hı. Yani
Çok ve sevmem. Milli takımımızdaki eksik olan şey o. Evet, bence. Evet. Çok sevmem yani mesela. Mesela Orhan Ene de çok başarılı bir spor adamı. Doğru. Ben hani hem oyunculuğu hem koçluğu konusunda çok beğenirim. Ama milli takıma böyle bir enerji lazım. Çok sevmem mesela evet. Sporun içinde vatan millet Sakarya hadi maça böyle bu duyguyla çıkalım ifadelerini. Çünkü bilgiye inanırım ben. Bir işi bilgiyle başarabilirsin ancak. Özgüvene de bilgiyle sahip olursun. Ergin Ataman o konuda da bir eksiği olduğunu düşünmüyorum. Olağanüstü bir donanım var. Biz aynı yerde denize giriyoruz Alaçatı'da. Aynı plajda. Çok uzun sohbetlerimiz de olmuştu. Futbolu da çok iyi. Bir ara futbol teknik direktörlüğüne bile heveslenmişti. Ben de basket teknik direktörü koştuğuna heveslendim. Hatta İnanın söyledim Ergin Hoca'ya. Şunu sordum. Buraya kadar suyun içindeyiz. Buz gibi de su Alaçatı'da. Ya hocam dedim bu set pieces'ler var ya yani set oyunu. Alıyorsun o eline board'u. Hı-hı. Molada takıma bir şey çiziyorsun. Bunu anlıyorlar mı diye sordum. Hayır anladıklarına eminim canım da. Anladıklarına eminim. Dedim bu 5'e 5 oyunda daha dar alanda yapılması zor bir şeyi daha kısa sürede bir şey anlatıyorsun. Bu dedim çizdiğin şey futbolda hayata geçirilebilir mi? Bizde duran toplar nasıl çalışıldığını söyleyeyim. İyi bir ayak bulacaksın, bölgeye topu atacak, oradan da uzunlar gidecek, kafayı vuracak. Ama mesela şöyle set pieces'lara, set oyunlarına şahit oluyoruz ya çizilen basketbolda. Top dönüyor, dolaşıyor, boş eli buluyor. Evet. Yani o adam son topu önünde hiçbir markaj olmadan rahatça kullanıyor. Rahat kullanabilmesi, evet. Biz bunu futbolda hayata geçiremez miyiz? 12 kişiyle biraz zor olabilir dedi. Hemen karşı çıktım. Dedim 12 kişi yok orada. Yani 11 kişi yok orada. Tabii. Yani 11 kişiyle değil. Kocaman saha. 6'ya 6 gidilen tabii. Bir bölüm var. Tabii. Aha tıpkı basketbol gibi. Oyun için. Geri kalan 8-9 kişi şey. Bir sıcak el, sıcak ayak, bir boş adam yaratılamaz mı? Üzerine çalışılırsa olur dedi. Hatta bulamadım vakit. Sonra arayamadım hocayı. İstiyorum hala. Bir sor, çalıştın mı de. Gidip bir üzerine konuşuruz demiştik. Evet. Üzerine bir çalışırız. Güzelmiş. Hayata geçirebilir tabii. Miyiz diye. Fırsat olmadı. Biz de rahat rahat bir gol atsaydık vaktiyle yapsalardı da diyorsun. Güzel şık olmaz mı mesela? Hep bize kalıyor iş. Çalım atacağım, bir şey yapacağım. Bizde şöyle oldu mesela. Hadi şöyle bir boş kale yaratın bayağı bir. Bizde şöyle nasıl oldu. Nasıl hocasınız kardeşim? Bizde şöyle oluyordu mesela. Ne yapacağız diyorduk. Oğlum senin yaratıcılığına karışıyor muyuz? Oradaki bütün özgürlük senin istediğini yap. Abi bak sözleşmesindeki bonus maddesinden ötürü 850 bin sterlin kazandı. 21 gole ulaştığı için. Bundan sonra atacağı her gol için 100 bin sterlin alacak. Çok güzel söyledin. Sezonu en golcü Manchester United'ı olarak bitirirse 1 milyon sterlin daha alacak. Şöyle bir sözleşme bir tek Ronaldo yapabilir herhalde değil ama, mi? Yani? Ama şöyle performansa dayalı sözleşme diyorsun ya. Gomez'in de var aynı sözleşmesi Galatasaray'da. Benzer sözleşme yani. Yapılıyor. Sonra diyorsun ki adam 3 tane atmış. Ya abi niye kendini bu kadar üzüyorsun? Rakam var orada. 850 gitti. 1 milyon da öyle gidecek 21. Rakam var orada şey, işte. O yüzden penaltıyı bırakır mı? Ya Quaresma'yı kadro dışı bırakmışlar Tümer ya. 38 yaşındaki yıldızı. Hadi gel Quaresma'nın kadro dışı kalışıyla efsane kaleci Casillas'ın girdiği bunalımı. Ya onu söyleyeceğim. Ya beraber bak, konuşalım ne dersin? Evet. Hatta Neymar. Neymar'da bayağı şey varmış ya. Yani hani depresyon gerçeği. Çünkü çok yük var üstlerinde. Bak, Casillas'ta mesela, manik depresif bak, var bence. Tabii. Net. Fipro diyor ki bu şey yapmış. Bu konu üzerine araştırma yapmışlar. Özellikle yüksek maaş alan futbolcuların %38'inde depresyon ve anksiyete belirtilerine rastlandığını duyurmuşlar. Ve özellikle Neymar'da çok varmış bu. Oyuncular yargılanma, dikkate alınmama korkusuyla sır vermeye cesaret edemezler doğru. Diyor. Depresyonu da gizleyemezler diyor. Doğru. Ya kolay bir şey değil. O kadar insan, o kadar baskı. Gerçi sonunda da hani
3 gol attın diye 850 bin euro alıyorsun ama öyle o kadar da kolay olmuyor işte o işler. O kadar kolay oluyor ya. Yani sıkıştığın dakika banka hesabına bakacaksın. Ve kendine başka hedefler koyacaksın. Ha, bunalımdayım ama banka hesabı... Şimdi bak değil. Bakalım Ronaldo bunalımda mı? Ronaldo'nun hedefi var, gidiyor. Şimdi hedeften uzaklaşırsan bunalım kaçınılmaz son. Bak. Yaşam enerjisi ya aslında yaşam enerjisi. O da bitmiyor. Futbolcu öyle kolay bir iş değil Tümer. Şimdi yaşarken, bana mı söylüyorsun? Yaşarken... 6 tane ameliyat izi var benim bunları vücudumda. Bunları öğren diye söylüyorum. Futbolcu... Çok iyi. Yok ben evet. Fikrimi söylüyorum. Ben. Evet. Hani ben de anladım. Bir tane reis videosu izledim. Bir hanımefendi şey diyor, ya futbolcuları anlamıyorum, bir topun peşinde koşuyorlar. Mikrofonu uzatan şey, bir top verir misiniz oradan? Vermiş. Topu böyle bir vuruyor ileri, koşsana peşinden ama koşamam diye. Yani işte kolay değil. O kadar da basit. Yani oynarken ayrı bir depresyon geçiriyorsun. Hani üstünde çok yük var falan filan. Bırakıyorsun, diyor ki uyku düzenim yok. İyiymiş gibi gözükmeye çalışıyorum. Hayattan keyif almıyorum. Eski şarkılar dinliyorum. Artık hayal dahi kuramıyorum diyor. Çok zor. Çok zor. Yani oynarken başka, bittikten sonra 2012'de, başka. 2012'de futbolu bıraktığım dakika işte hocalık yapacak mısın diye soranlar oluyor bazen ya da neden yapmıyorsun diye. Benim tercihim yapmamak üzerineydi. Çok sıkılmıştım yeşilin üstünde olmaktan, bu duygunun getirdiği stres, yoğunluk ve mesai alan kısmından. Yine sabah antrenmana git, yine deplasmana git. İstemiyordum yani. Biraz hayat bana kalsın. Dünyaya dair de merak ettiğim yerler var, gideyim göreyim falan diye bir yol haritası çizdim kendime. Ama hedefim ekran, televizyon, yani hem kim olduğumu hatırlayacağım, hem biriktirdiklerimi paylaşabileceğim, hem önemli. Hem de bir gelir kapısı elde edebileceğim, bir işi yaparken karşılığını alabileceğim bir gelir kapısı elde edebileceğim, kim olduğumu hatırlamama yarayacak bir araç da ekran benim için. 2012 bıraktım, 2 ay sonra falan, 2 ay sonra da ekran başladı ve o gün bugündür de devam ediyor. Şimdi öyle ya da böyle bir takvimim var benim. Diyorlar ki salı ve cuma günü NAT'a geleceksin, hafta sonu TÜBİTAK'a geleceksin, geri kalan günlerim boş. Ona göre hayatı programlıyorum. Kalkıyorum, geçen haftayı Sapanca'da geçirdim. İşte Gamze'yi aldım, Elis'i aldım, gittik. Olağanüstü güzel vakit geçirdik 3-4 gün orada. Kendime göre bir takvim çizdim ve hedef doğrultusunda devam ediyorsun ona da. Şimdi bu yoksa... Aslında hedefsizlik o. Değil değil, ya. Hedef ya, bu tam bir hedef işte yani. Ben hafta ya sonu... İstediğimi yapma... Ben hafta sonu Sapanca'ya gidemem ki. Nasıl gideyim? Hafta sonu işim var. Dolayısıyla takvimi de ona göre ayarlıyorsun. Bir hedefim var orada. Şimdi 10. seneyi tamamlıyorum bu sene. Biterse yayın ekranda. Şimdi bir 10 sene daha olursa bu, diyelim ki işte oynadığın kariyerden daha fazla ekranda olmuş olacaksın mesela. Böyle bir hedef koyuyorsun kendine. Casillas'ı gördüğümde benim de önüme düştü görüntüler. Neymar ayrı bir key zaman. Neymar başka bir konu. Ya arkadaşım bu kadar bunalımdasın ama benim Paris'te yaşayan güvenlikçi arkadaşım öyle söylemiyor. O da bunalımın tezahürüyse senin yaşadıkların, onu anlarım. Aktifken kozana döneceksin. Seni iyi hissettiren şey sahada, senin niye oralara getirdiğin şey, senin kim olduğunu hatırlatan şey o topla yaptığın sihirdi. Hemen oraya döneceksin. Orası tatmin eder. Ama bıraktığında işin biraz daha zor. Casillas'ta olduğu gibi. O zaman da şunu söylüyor üstad. Yaşam enerjisi aslında bir gün önceden iyi olma hali diyor. Ya bunun için de kendine hedef koyacaksın. Casillas, Balic'e sordum. Onlar takım arkadaşıydı. Elver Balic'e. Değişik bir tip dedi Casillas için. Yani değişik bir karakter dedi Casillas için. Anladım ne demek istediğini ben. Şimdi bu halihazırda bu işe gönül verenlerin alması gereken en büyük derslerden bir tanesi. Kaldırmadığı kupa kalmadı Casillas'ın da.
önemli bir kariyer. Ama bıraktıktan sonraki hayat sizi ayakta tutan bir şey gidiyor. Yaşam enerjisi dediğin şey. Bir kupa daha kazanmak, bir maçı kazanmak, maçı kazandığında hafta içi hayat standardını yükseltmek, sürekli up olma durumu elinizden alınıyor. Bunun yerine bir şey koyamazsanız, şu anda akıştayım ben. Bir şey koyduğum için yerine anlatıyorum. Bu bana iyi hissettiriyor kendimi. Buradan ayrılırken de iyi hissediyorum. Bunun yerine bir şey koyamazsanız bittiğiniz andır. Doğru. Çünkü niye biliyor musun? Sadece spordan emekli olmuyorsun. O zaman hayattan da, yaşamdan da emekli oluyorsun. Ve bu çok acı. Tabii. Büyük bir ilgi, bilme, onlar bir anda yok olması her insan kaldıramıyor bu demek. Bu yaşamdan emekli olma hali çok acı. Çok. Doğru. Peki. Bitti mi? Bitti. Ya şu şeyi izleyelim mi? İzleyelim. Mark Noble soyunma odasını toparlıyormuş. Şık değil mi? Ver. Bir gör, hiç böyle şey yaptın mı? Hiç böyle şey... Maçtan sonra orayı öyle siliyor, süpürüyor. Yok, yapmadım. Eğri konuşayım. Doğru oturayım, eğri... Yok. Nasıl ya? Öyle doğru oturayım, eğri konuşayım. Eğri konuşayım. Ben böyle bir şey yapmadım açıkçası. Çünkü bizim... Pardon, eğri oturayım. Eğri oturayım, doğru konuşayım. Kafamı karıştırmasana ya. Nasıl ters köşeye atıyorsun beni? Pardon yakın. Güvenle de kabul ediyorum söylediğini. Yok, önce bir kabul etmedin. Ha. Burada bir tuhaflık var dedi. Kulağa öyle gelmiyordu falan. Sonra bana da tuhaf geldi, evet. Bunu yapmadım. Çünkü bizim yanımıza yapanlar vardı, yani oranın görevlileri. Sadece şu oldu. Yunanistan'da üzerine zimmetli staff malzemeleri verildi sana. Yani mesela topun üstünde 11 yazıyor forma numaran. Antrenmana sen sorumlusun o toptan. Yani top havuzuna o topu atarken havası mavası herkes yerinde mi diye sen basacaksın havayı. Ya ben hayatımda topa hava basmadım. Nasıl basacağım havayı dedim. Küçükken naylon topla oynuyorduk makine zaten. Makine var dediler. O makinede işte bir birim ölçüsü var topun. Tabii. Onu gidip basacaksın. Türk aklı çalıştı. İşte biraz... Adam mı tuttun? Tabii. Malzemeciye biraz... Sakal ateşleyince topun peşine de gitti. Şey dese, ben bütün topları hallederim. Roberto Carlos gece 2'de makarna istiyordu odaya. Hı-hı. Sordum bir gün, Real Madrid'de istiyor muydun? 20 sene oynadın Real Madrid'de. Yok dedi, orada istemiyordum. Burada 2'de aşçı sana makarna yapıyor odaya. Hı-hı. Uyumadın diye. Şimdi o aşçının, evet, gönlü prim kazandığında hoş edilmemeli mi? Değil mi? Makarna yapmış. Vereceksin o aşçıya, evet, hakkını. Senin ayakkabını, Real Madrid'de ayakkabını kendin temizliyordun. Burada soyunma odasına girdiğinde ayakkabıyı böyle atıyorsun. Evet. İşte onları ertesi merak gün edin. Tertemiz geliyor onun, sana. Tabii. Onun hakkını vereceksin o temizliğinin, evet, prim kazandığında. Aynen. Adam seninle yaşıyorsa hakkı var onun. Üzerinde hakkı var. Evet. Ama şunu unutma Tüber, futbolculuğu öyle kolay iş değildir. Bir sonraki, güzel, programda görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli seyirciler.